Selamlar herkese, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle DJI Osmo Pocket 3'ün detaylarına bakacağız. Hemen videonun başında şunu söyleyeyim. Ürün yeni bir ürün değil sonuçta arkadaşlar. O yüzden hani bu video boyunca işte teknik özellikleri de çok fazla sizi boğmayacağım. Zaten bunlar her yerde yazıyor. Ben daha çok bir 15-20 gündür elimde ve bayağı bir çekim yaptım kendisiyle. Son kullanıcı deneyimine odaklanacağım. Gelin isterseniz başlayalım. Bendeki model arkadaşlar Creator Combo paketi. Bunun içerisinde hani sizin çekim için ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok ekipman var. İşte mikrofon var, DJI Mic 2 ki önemli bir ekipman kendisi. Böyle masanın üstüne koyabileceğiniz bir adet tripod ayakları çıkıyor. Tripoda bağlayabileceğiniz bir aparat çıkıyor. Bir tane yedek batarya çıkıyor, kılıf çıkıyor, geniş açı lensi çıkıyor. Benim aldığım paketin içerisinden arkadaşlar siyah filtre çıktı. Hani bu lense takabildiğiniz Zart SD kart yok içinde. Hani ben Creator Combo diye içinde SD kart vardır ama hani başka bir firmanın SD kartıdır, ismini yazmak istememişlerdir, koymak istememişlerdir falan filan diye düşündüm hep. Ama gerçekle yüzleştim arkadaşlar. İçinde bir adet SD kart gelmiyor. Bu ne demek? 4K görüntüler kaydedebilmek için güçlü, yani güzel özellikler olan bir SD kartına ihtiyacınız var demek. Onun içinde bir 2-3 bin lira kenara bütçe koysanız iyi olur. Ben belirteyim. Ben yaşadım, siz yaşamayın. Kötü oluyor. Bir de paketin içinden, yani kutunun içerisinden çanta çıkıyor. Şimdi çantayla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çanta, hani bunun kılıfına takmazsanız ve herhangi bir aparatı takıldıysa gayet kullanışlı. Fakat yanında aynı zamanda kılıfını taşıyorsanız ve işte yedek bataryasını, o batarya bunu şunu alacağım da diye çantanın içine doldurursanız tam kapanmıyor. Hani DJI tarafına buradan biraz videoya negatif girdim. Ürün güzel bu arada, onları anlatacağım size. Ama hani bunlar sıkıntılı yanları, benim yaşadığım problemli yanlar. Zorluyorum. Daha çok zorluyorum ki kopacak diye tırsıyorum, bırakıyorum. Kötü mü? Ya bunun yaptığı çekimleri hesaba katınca o sırt çantası taşınır işin açıkçası ama bunları başlangıçta söylemem lazım. Ürünün bir diğer en önemli özelliği bilinçlik sensörünün bulunması. Bu sensör sayesinde hani düşük ışıklarda ve gece çekimlerinde gayet başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Zaten daha iyisini istiyorsan DSLR'a geçmen lazım. DSLR'a geçince ışık kurman lazım, tripodu kurman lazım, DSLR'ı taşıman lazım falan filan. Şu an sizinle konuşurken bile elinden eline gezdirebiliyorum aleti. Ki bu alet şimdi önemli bir diğer özelliğinden daha bahsedeceğim. 4K'da 60 FPS, 50 FPS videolar çekebiliyor. 120 FPS'de ağır çekim videosu çekebiliyor. O bizim bayağı bir işimize yarıyor arkadaşlar. Zaten örneklerini koydum şu anda ekranın, siz de izliyorsunuz. Hani böyle bir ürün çekerken sağında sonda dolaşırken o 120 FPS olayı gayet güzel oluyor. Siz diyorsanız ki ben profesyonelim, renklerle de uğraşırım, benim için problem değil, renk işinden de anlarım diyorsanız kendisi 10 bit D-Log çekimler yapabiliyor. Bir diğer önemli özelliği ise şu iki içlik ekran. Şimdi bu ekran açar açmaz kayda başlıyor. Bunu daha sonra kapatabiliyorsak kapatacağım, beni biraz rahatsız ediyor. Bu ekran arkadaşlar OLED. Böyle bir güzelliği var OLED ekran olması. Aynı zamanda hani ürünün bütün fonksiyonlarını da bu ekran üzerinden kullanabiliyorsunuz. İşte ağır çekim, yavaş çekim falan filan gibi bütün özellikleri. Yani o şeyleri zaten ekranda görüyoruz arkadaşlar şu an. İşte gimbalin modunu, çekimin modunu, pro modu falan filan hepsini ayarlayabiliyorsunuz bu ekran üstünden. Fakat beni sıkıntıya düşüren, endişelendiren bir durum var. Şimdi bu ekran çat açılıyor, çat kapanıyor, çat açılıyor, çat kapanıyor. Acaba 7 milyarıncı kez, yani ya da 113.414 kez yaptığım zaman bu ekran bozulur mu endişesi taşıyor. Ama şuna da güveniyorum. Yani koskoca DJI herhalde bunun testini yapmıştır ama hiçbir yerde de kaynak bulamadım. Çünkü hani o ekran bozulursa fonksiyonların pek çoğuna ulaşamayız. Gimbal'in içerisindeki bütün özellikleri bu ekrandan ulaşabildiğinizi söylemiştim. Buna ek olarak arkadaşlar bir de mobil uygulaması var. O mobil uygulama üzerinden de çekim modlarınızı, gimbal'in hangi ayarda kalacağını falan filan belirtebiliyorsunuz. Tabii yine ekran üzerinden veya mobil uygulama üzerinden bu ara internette çok moda olan şu dönem videoları da bu cihazla birlikte çekebiliyorsunuz. İsterseniz yatay, isterseniz dikey bir şekilde. Gelelim biraz da gimbalimizden bahsetmeye arkadaşlar. Kendisi 3 eksenli bir gimbal olduğu için cihazın içerisinde yazılımda bulunan Face, yani yüz takibi programı çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Yüz takibinden çok zorlamazsanız, böyle ben bu aleti zorlayacağım, ekranın dışına çıkacağım moduna girmezseniz bozulmuyor. Hani aşağı tuttuğunuzda, yukarı tuttuğunuzda, karşınıza ya da sağına soluna geçtiğiniz zaman, hatta ortamda hareket bile etseniz gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunun haricinde arkadaşlar gimbalin modları, işte follow var, FPV var, bir de tilt kitleme var. Hani ben o tilt kitleme benim en çok kullandığım. Diğerleri işte gimbalin yönüne göre sizi takip eden vesaire veya sizin elinizin yönüne göre takip eden modlar. Gelelim biraz da şarj ve pil meselesine. Değerli arkadaşlar, kendisinin 1300 mAh'lik bir pili var. Ayrıca takabildiğiniz ek bir bataryası, power bank gibi bir şey daha var. Şarjı, yani 4K 60 FPS 50 FPS videoları 2-2,5 saat çekebiliyorsunuz kendisiyle. Fakat velev ki bitti, yedek batarya da bitti, her şey bitti elinizdeki. O zaman şöyle bir güzellik var. Kendisini 15-20 dakikada %80-85 şarj seviyesine getirebiliyorsun. Bence önemli olan kısım bu. Çünkü bizim kullandığımız aletlerin şarjı genelde bitiyor. Önemli olan hızlı bir şekilde tekrar cihazın kendini şarj edip olaya devam edebilmek. Bu cihaz yine onu da sağlıyor arkadaşlar.
Gelelim mikrofonumuza. Creator Combo alırsanız kutunun içerisinden DJI Mic 2 çıkıyor. Yalnız bir tek kafası çıkıyor. İçinde o alıcısı var. Paketi çünkü kendi içinde. Bu mikrofonla birlikte 48 Hz kayıtlarınızı 24 bit olarak alabiliyorsunuz. Ayrıca kendisinde dahili olarak bir gürültü önleme özelliği var. Bu da hani gürültülü, hışırtılı ortamlarda yaptığınız çekimlerde başarılı sonuçlar almanızı sağlıyor. Mikrofon cihazdan bağımsız olarak iyi arkadaşlar. Bu arada ayrıca da tercih edebilirsiniz. Bir de tabii ki de cihazın, yani bunu almanıza, Mic 2'yi almanıza gerek yok. Bunu da yanlış anlamayın. Cihazın kendisinde ne mikrofonlar var. Şimdi gelin isterseniz Mic 2'li ve Mic 2'siz hallerine bir bakalım, nasıl sonuçlar elde etmişiz. Evet, şu an gayet sessiz bir ortamda DJI Mic 2 ile konuşuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun, bu DJI Mic 2'nin bu aletle almış olduğu ses kaydı. Evet, şimdiki kaydı ise DJI Mic 2'den yapmıyorum. Burada takılı ama kendisi açık değil şu anda. Arkamdan da bir tane tramvay geçiyor. Bu da arkadaşlar Osmo, DJI Osmo 3'ün kendi mikrofonlarının almış olduğu ses kaydı. Ortamda hafif gürültülü sayılır. Şimdi mikrofonlarımızı dinlediğimize göre gelin bir de isterseniz gimbalin nimetlerine bakalım. Bir koşalım, sağda solda çekimler yapalım. Ben bir sürü çekim yaptım kendisiyle. Biraz onları izleyelim, bakalım sonuçlar nasıl. Şimdi arkadaşlar bir de koşacağım kendisiyle. Şöyle şurada tutayım. Size görün. Bayağı koşuyorum şu an. Cemal de arkamdan koşuyor. Evet, bayağı koştuk arkadaşlar. Şu an görüntüyü siz de izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, gördüğünüz gibi gayet tatminkar sonuçlar elde ediyoruz. Kendisindeki boyutu gerçekten şu kadar arkadaşlar. Hani bu çok önemli bir şey yani. Çok kompakt bir cihaz özellikle içerik üreticileri için. Sonuç kısmına giderken biraz şu joystick ve kayıt kısmından da bahsedeyim. Joystick arkadaşların cihazı manuel olarak kullanmak isterseniz sağa sola ve aşağı yukarı yapmanızı sağlıyor. Onun dışında zaten ekran dokunmatik olduğu için cihazda çok fazla tuşmuş durumu yok. Gelelim sonuç kısmına. Şimdi değerli arkadaşlar, normalde benim tarzımda olan bir teknoloji influencer'ı böyle çok bu işlerde, profesyonel işlerde çok hevesiniz yoksa, bu işten para kazanmıyorsanız bu ürünü almanıza gerek yok diyebilirdik. Fakat ürün çok güzel. Eğer bütçe anlamında sizi sarsmayacaksa, içerik üreticisiyseniz zaten sizi pek çok külfetten kurtaracak ki burada söyleyeyim, onu kendisiyle birlikte canlı yayında yapabiliyorsunuz. Bu özellik beni çok heyecanlandırıyor. Yani bunun haricinde kompaktlığı, işte ses olayındaki kalitesi, gimbalin size sunduğu özellikler, çekim modları, yüz takibi falan filan derken cihaz gerçekten içerik üreticileri için başarılı oluyor. Fakat içerik üreticisi olmasan da bütçesi sizi sarsmayacaksa, anılar kaydetmek için, daha güzel videolar çekmek için, hayatınızda böyle bir cihazın bulunmasını istediğiniz için tercih edebilirsiniz bence. Türkiye fiyatı, yani ben değişik fiyatlar gördüm. 23 bin ile 30 bin TL arasında, hani 27 bin, 28 bin. En son Onur aldı galiba 27 bine. Ben aldığımda 569 euroydu. Bunların haricinde gerçekten güzel bir ürün olmuş. Ufak tefek sıkıntıları dışında sizi hayatta üzmeyecek, anılarınıza değer katacak, İçerik üreticilerinin de içeriklerini son derece rahat üretebileceği bir ürün olmuş. Şunu da belirteyim. Video gerçekten sponsorlu değil. Ürünü harbiden sevdim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.